Selamlar çok sevgili YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Yepis yeni final bölümüyle gelen bir How to Escape'den merhabalar. Şimdiden videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Biraz gecikti, haklısınız, kusura bakmayın, araya çok zaman soktuk şu finali yapmak için ama Koray yüzünden yapacak hiçbir şey yok. Çok Lan çağırdım, ben ne gelmedi. yaptım? Nasıl bana yapıştın Telefonu buraya? bozuldu, yeni telefon alması gerekti falan gibi şeyler oldu. Ondan sonra kameramın altında da Twitch chatinin yani canlı yayını sizlere selamlarını getirdim. Eğer ki parçası olmak isterseniz buyurun bekleriz. Parçası olmak istemezseniz YouTube güzel diyorsanız da katıl üyeliğiyle bütün videolara erken erişim gibi muhteşem bir ayrıcalık var. Bilginiz olsun. İyi seyirler. Evet. Evet. Hatırlıyorsanız hikayede lokomotif kısmı dedik artık, yani trenin en önüne geldik. Bu treni alanın işte zamanında o bizim ailemizinmiş, işte borç batağı matbuk, yani bir sürü olaylar olmuştu. Önceki bölümleri izlemediyseniz izleyin. Lokomotifi tarif edeyim mi? Aplikasyona nasıl gireceğini. Bizim ailemizin değil bu arada. Yanlış olmasın. Biz Değil. aileden alıkoyan Biz aileden bankacıyız. alıkoyduk. Yani Şeyiz. bankacı olabilir, avukat olabilir, artık neysek biz alıkoyduk yani. Bize bu oyunları yapan, hani o aileden evlat diyelim. Şimdi sağ orta. En sağ orta. Evet. Aşağı orta. Aşağı orta. Sol aşağı köşe. Tamam. Oradan en tepeye kadar çıktın. Orta Çıktım. ortaya indin, orta yukarı Orta çıktın. orta. Orta yukarı. Mükemmel. Lokomotif. Evet. Evet ha. İşte büyük babamızın bütün zamanını geçirdiği yer burasıydı. Lokomotifi tamir etmek için geldiği yer ve bir şeyler yaratmak, oluşturmak için. Ve işte puzzle'lar yapıp bizi eğlendirdiği yerler. Bütün zamanımı neredeyse burada harcadım. Büyük babamı çok severdim. Burayı sattığı zaman kalbimi kırdı bu durum. Bunun bitme zamanı. Bütün ailenin hatıralarını sildirmenin cezasını alacaksın falan. İşte bu treni kaybetmeyi göze alırım senin ellerine bırakacağıma dedi ve final bölümünde kapının önünde 2 saat 14 dakika yazan bu kısımda sizlerle beraberiz. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Beğeniler, yorumlar, algoritma bıngıldatmaları her videoda çok önemli. Çünkü desteğiniz çok önemli. Şimdi ben bir vida buldum. Tornavida. Bir tornavidam var. Ondan sonra bir sürü... Bir tane kodeks var. Bu kodeksi başlatabiliriz. Ya çok şey var Kuray. Kaç Neyden kodeks başlamamızı var? Not alayım. bilmiyorum ya. Kodeks kaç? Bunu not alayım. Bir dakika, bir şey yapıyorum şu an. Bir dakika, burada bir itlik var. Ben bunu nerede Bir görsem tanırım. Burada dakika. bir itlik var arkadaşlar. Abi bu bir şey birleşiyor değil mi? Fark ettiniz değil mi? Ama bunu şu an IQ'm yetmedi buna. O yüzden bunu daha sonra halledelim. Önce gördüğümüz kodeksi yapabiliriz. Bu arada 15 yaşına girmiş, muhtemelen bizi telefondan arayan eleman çocuk bu olabilir. Şu paraları bir topladım. Topladım. Toplu böyle bir sindireyim şu ortamı. Asikome 1 2 3 4 5 6 tane bulmaca var Koray. Şu kodeksten başlayalım. 16.35. 16.35 hemen Ve az gidelim. önce gördüğümüz resim gibi bir resim var farkındaysanız. Harflerden bir şey yapmamız gerekiyor. Bunların yerini değiştiriyoruz. Bunların yerini değiştirdiğimiz zaman bir harfe dönüşüyor. 3 harfli. O sikome, burada bir elektrik sistemi gibi bir şey var. Kodeks açtığında şey var. Ney? 3 tane renk var. Mor, sarı, kırmızı. Bunlar hani böyle rastgele bir ekrana karalanmış gibi. Ama Çok iyi. aşağıda da bir tane A'dan işte L'ye kadar giden bir çizelge var, çizgi var. Ve o Tamam. çizgi her oynattığımda, mesela atıyorum sarı çizgi oynattığımda, sarı renkler değişiyor. Evet. Ekranda random şeyler var. İkimizde de aynı bu. Evet, benim başka yaptığım bir şey yok burada. Sende de böyle bir ekran var. Bende de böyle bir ekran var. Ne yapacağız o zaman? Dur bakayım, ben geri çıkayım. Sana Etrafta hiç verdiği peki bana tuşuna bir bakayım. şekil temsil edebiliyor musun? Mesela ben bir tane böyle duvarda bir şey görüyorum. Böyle işte sol üstte. Sen de sarı, mavi, kırmızı mı var? Dur. Sarı, kırmızı, mor var. Mavi o, mor değil. Mor. Oh, mavi Mavi, değil. mavi. Bende Tamam. mor. Sarıyı şuna yaptırabiliyor musun? Sarı böyle sol üstte bir yıldızı olsun sarının. Var şu an A'dayken. Tamam.
Ama böyle altında da iki tane böyle dörtgen gibi bir şey olsun. Böyle diamond, elmas gibi. Tamam, sarı A. Ha, bu rokete dönüştü. Bir dakika. Koray, senle roket yapacağız. Evet, bu bir roket bebeğim. Tamam, kırmızı, yok mavi böyle bir üçgen olsun. İçinde de böyle bir altıgen gibi bir şey olsun. Üçgen nerede? Yukarıda, aşağıda, ortada. Yukarıda, yani yıldızın direkt yanında bir üçgen gibi düşün. Mavi. Kırmızı da bir üçgen olacak bu arada içinde. Onu da ayarla. Ama mavi üçgenin içerisinde bir altıgen ya da beşgen olacak. Onun sağında da dışarıda bir tane beşgen veya altıgen olacak. Pardon. Biliyorum şu an. Ya sen de roket çiziyorsun. Roket yapacağız işte ya. Bu galiba J galiba. Bir tek ona dediğin şekle benzeyen oldu. Tamam, kırmızıda da. Diğer kırmızı ne? Kırmızıda da ne olacak biliyor musun? O sarı böyle iki tane hani aşağılarda üçgen dörtgen gibi bir şey vardı ya, elmas gibi. Onların evet. Altına doğru iki tane kırmızı böyle üçgenler olacak. Sanki vampir dişi gibi düşün. Tamam. Roket oldu mu? Bir roket oluştu mu? Başka kırmızıda neler var? Kırmızı D muhtemelen de. Bir tane en tepede üçgen var, bir tane kırmızıda. O maviyle iç içe geçmiş. En altta tamam. Sarıların yine birazcık içine geçmiş üçgenler var. Tamam. Bir de böyle gövde kısmında bir üçgen var gibi bir şey, bir üçgen. Sarı A, mor J. Roket oldu mu görüntüde? Oldu, benzedi. Biraz tamam. Yamuk bir roket ama benzedi. Tamam. Roket A. Sarı A, mor J, kırmızı D. Tamam, bu sende şimdi kalsın. Ben bunu ne yapacağım bilmiyorum. Sen bunu bir dakika, bir kağıt kalemimizi çıkartalım. Şimdi sen bana gördüğün bir şekli bence böyle betimleyeceksin. Çünkü bende de öyle bir yer var. Bendeki renkler de sarı, yeşil, mavi. Yok, turuncu, yeşil, mavi ya da sarı, yeşil, mavi. Bakayım. Ben kağıt kalemimi çıkartayım. Da yok. Bunlar çöp olmuşlar ya. Bunları geç arkalarını kullanalım. Kağıt sonuçta. Bir tane rock. Sen senin harfini söyler misin? Senin harfini söyler misin? A, J, D. A, J. Hatta jandarma diyarlar. Tamam. Evet, sen benimkini söyle. Şu an bakıyorum bir tane kitaba. Ben kendimde bu arada yapabilir miyim acaba aynısını? A, J, D. Yok, bende A, J, D. Bunu yapmıyor arkadaşlar. Bende A, J, D. Bunu yapmadı Koray. Koray, bir şey söylemek istiyorum sana. Evet. AJD değil de AAD olabilir mi? Açayım tekrar da bakayım. Yok, bende AAD çok karışık bir şekil oluyor. Tamam, bende AAD roket oluyor. Bir işine, bendeki görsel AAD oluyor. Bir işine yarar mı bilmiyorum. Bir dakika, yukarıya şey yazayım. Harflerden rocket yazayım. Roj. Yukarıda altı harf yazabileceğim bir şey mi? Evet, var. Sende AAD roket, bende AJD roket. Ama ben roket yazamıyorum. Tamam, roket yazma zaten. Ne yazacağım altı harfle? AAD ile AJD'yi yazacağım bence ama hangi sırayla yazarsın bilmiyorum. Ha, renklere göre işte. Bir dakika, benim o zaman mesela yeşil. Çünkü harflerde renk de var. Bir dakika, süper. A, tamam, bir dakika, çözdüm. Çözdüm. Ama A yok yeşilde. Koray, senin bana kesinlikle bir şekil söylemen lazım. Koray'ın renklerini görebiliyorum çünkü ben. Mesela Koray mor demişti ya. Koray'ın moru, ne senin Koray morun? J, jandarma. Tamam. J. Sarın ne? Sarın. Sarım A. Sarısı A. Kırmızın ne? Bir D. Diyarbakır D'si. Tamam. Şimdi sen bana 3 renk başka renk söylemen lazım ve benim bir şekil oluşturmam lazım Koray. 16-35 kodeksinde. Kodekse girince başka hiçbir şey yok bende ama ipuçlarına bakayım. Koray, bak yine patlarsak senden patlayacağız gibi hissediyorum. Abi bakmadı ipuçlarıma ya, ne bu? Beni panik yaptırıyorsun şu an. Hayır, ne alakası, ben sana panik yapmanı istemem. Şu an her şey karıştı. Sezar diye bir ismim var bu arada. Sezar'da bir anahtar var. 1-4-6. Bu da enteresan bir sistem var. Koray, onlara bakarken ben etrafı araştırayım. Kameralar var ama kameralarda no signal diyor. Orada bir şey yapamıyoruz. Bir roket var, az önce yaptığımız roketin gerçeği var. Sanki bunu tamir edeceğiz gibi. Bir tane Roma rakamları ve Roma rakamlarının yanında bir adet şifre yazabileceğim Cryptic diye bir şey var. Ne demek o bilmiyorum. Ve Sezar yazıyor. Cryptic bende de var. Tamam, bu aklında dursun. Bir tane böyle elektrik... Evet, ay. Bak, bu Cryptic'de şey yazıyor bende.
Kendime not. Abi şu an Cyber'ın ismini hatırlıyor musun? Bak şu an Cryptic'i unut abi, bana konumuza dönelim önce bir yani. Muhtemelen bu şeyle alakalı bizim Cryptic. Çünkü bende şöyle bir kitap var. Bu roket başlatma kılavuzu gibi bir şey. İçinde 5 tane içerik var. 1 modül yerleştirme, 2 şifreyi girme, 3 rezervleri doldurma, 4 bağlantılar, 5 çalıştırma. Modül yerleştirme madde madde bana bir şeyler anlatıyor. İkinci sıradaki şifre girmede o kripto crypting şeyi. Üçüncü sıra rezervleri doldurmada yine bir şeyler anlatıyor. Connectivity'de de böyle bir labirent gibi bir şey var. Horay, benim bak ben şu an seni dinlemedim. Şu an kırıldım. Yani bak önce dediğim gibi şu şeyi çözmemiz daha mantıklı değil mi sence de? Ha bir dakika. Filling up the reserves, encryption, connectivity ve launch. 4 adet şeyle başlatıyoruz. Doğru muyum? Evet 5 tane. Tamam, connectivity dediğin şeyle alakalı bir info var mı? Çünkü o connectivity'deki alet bende var. Encryption'daki alet de bende var. Filling up reserves da bende var. Launch da bende var. Bunların hepsi bende var. Hem de start finish yeri var. Start'tan finish'e gidiyor. Ne demek o? Şöyle bir start var, bir finish var, labirent gibi. Yani bir start'tan başlayıp finish'e götürebiliriz. Tutaklı. Mesela başlangıcı ne olur öyle olsa? Attım şu an totemden. En sol üstten başlıyor. Sen bambaşka bir şey anlatıyorsun yine. Boş yapıyorsun şu an. Ha bir dakika, en sol üstten başlıyor. Başka ne var onunla alakalı? En sol üstten başlıyor, sonra? Sol üstten aşağı doğru iniyor. İlk sağ değil, ikinci sağa giriyor. Tamam, çok güzel info. Dur, şu an anladım. Evet. Ondan sonra sola dönüyor. Tamam, yukarı yani çıkıyor tekrardan. Aynen, yukarı çıkıyor. İlk sağ değil, en yukarı çıkıyor. Tamam. En yukarıdan sağa dönüyor. Bir dakika, bekle. Sonra... Bekle. Evet, sağa döndüm. Sonra oradan yine yolun sonuna kadar gidiyor. Yine sağa dönüyor. Yine sağa döndü, aşağı indi, evet. Sonra ilk sağa girmiyor, sola giriyor. İlk sola giriyor, aşağı evet, inerken. Giriyor. Aşağı inerken yakındaki ilk sola girdi, evet. Ama sol şey olarak tarif ediyorum. Hani sen labirent içinde yürüyormuşsun gibi düşün. Aşağı doğru gidiyor diye, aşağıya bakarken sol. Anladım, sonra? Yukarı, sonra bir daha sola dönüyor de. Sonra sağa dönüyor, aşağı doğru inmeye devam ediyor. Tamam, bekle. En sağ alta indik şu an. Öyle bitiyor mu sonra? Ya, çok az kaldı. Abi bunların ikisi ama aynı anda olmuyor. Abi bunların ikisi aynı anda olmuyor ki, ben bunu yapamıyorum. Ha sağda da varmış. Abi bu aynı alttaki delirtti beni. Babacım olacaksan ol, beni delirtme ha, alo. Doğru yoldan gittiğimiz yer miyiz? Evet. Sadece sen bir saysana. Koray bir dakika. Abi yani şu ikisini yöneten sadece şu ve şu var. Bunların hiçbiri yönetmiyor değil mi başka? Hayır. Koray. Hı. Hakikaten yanlış mı gidiyoruz acaba? Şimdi en sol... Ah! Bir dakika, bir şey yaptım. Sus. En sol üstten... Ne oldu? Anlatsana Koray. En sol üstten başladık. İnebileceğimiz kadar aşağıya indik. Abi sen önünde direkt bir kare olarak görmüyor musun bunu? Nasıl yani? Yani labirentin içindeymiş gibi anlatmama ihtimalin var mı? Onu soracağım. Var. Tamam, anlat o zaman. Aşağı indim, sağa döndüm, yukarı çıktım. Evet, aşağı indik, ikinci sağa döndük, yukarı çıktık, en yukarı. Sonradan gidebileceğimiz en sağa kadar gittik. Sonra aşağıya indik, ilk sağa döndük. Hı hı. Sonra oradan yine aşağıya döndük.
En sağ alttayız şu an. Bir dakika. Oradan sağa döndük. Bir dakika. Gidebildiğimiz yere kadar sağa gitmiştik ya. Oradan aşağı indik. Evet. Oradan ilk sağa döndük. Yani en sağ ortaya gittik. Sonra oradan en sağ alta indik. Koray bir dakika kaçırdım ya. Gidebildiğimiz kadar en üste sağa gittik. Aşağı indik. İlk sağa döndük. Tekrar aşağı indik. Gidebildiğimiz kadar en sola mı gittik sonra? Neyi? Baştan söylesene. Çok ani girdim. Şimdi gidebildiğimiz kadar en sağa gittik ya yukarıda. En yukarıda. Evet. Sonra aşağı indik. İlk sağa girdik. Evet. Sonra aşağı indik. İlk sola. Yani zaten bir tane sol var. Sola girdik. İlk sola girmedik. İkinci sola gireceğiz. Orası finish zaten. İkinci finish sola. Kısmı orta alttaki çıkış. Tamam anladım. Orta alttaki çıkış olsun. Tamam. O zaman şu anda benim amacım şu lanet olası kabloyu da bağlarsam eğer, ama bunu bağladığımda bu bozulursa bunu yapamam. Yani şu an onu bağladım. Bu sefer şu gitti. Sana yolumuz üzerinde olmayan kabloların yönünü de söyleyebilirim. Nasıl yani? O bir şey etki ediyorsa. Ben de ok gidiyor. İşte sol üstten başlıyor. Ok, de, ok gidiyor. Girmeyeceğim yollarda da ok ters yönde. Şey etkilen bilmiyorum. Şunu bağladığımda şunu bağlayamamak beni o kadar üzüyor ki. Koray sen orada başka bir şey incele bence. Okay. Bu sefer de şu salak kaldı. Şu ortadaki bu sefer kaldı. Şöyle yapıp koysam. Koydum. Of yaptım. Bunu alabiliyorum elime. Bunu nereye sokacağım? Rokete sokacağım. Soktum. Tamam. Roketin connectivity'sini yaptım. Güzel. Kripto şeyini yapabiliriz. Yapalım. Kriptoç. SHA-256. Bana ekranı tarif et. Bende 4-5 tane farklı tamam, çeşit Cryptic var. Tamam, Cryptic yazıyor. Cryptic'in altında SHA, Sivas, Hatay, Adana, -256 yazıyor. Onun yanında AES yazıyor. Rengi ne? Rengi ne? Turuncu bu full. Onun tamam, yanı... tamam, turuncusu okey. Onun yanında Cesar yazıyor, Cesar. Onun yanında PBK-SF2 yazıyor. Serial number 904. Tamam. Burada bana dediği şey, kendine not, kuzeninin doğum gününü hatırla. Şifre bu. Kuzeninin doğum günü. Kuzenin kim? Bilmiyorum. Oğlum. Burada bir yerden kuzenin doğum gününü bulacağız. What the fucuk man? Kuzenin doğum günü. Kuzenin doğum günü. Kuzenin doğum günü. Kuzenime boydan. Kuzenim kim? Sezar'dır kuzenim. X 12.06.2007. Yani burada örnek veriyor. Example'ın X'i bu. Peki bu roman rakamları roman ne? Roman rakamları ne işe yarıyor? Bir yerde İngilizce kasmamız gerekecek onu söyleyeyim. Çünkü burada bir tane kağıt var işte. İki yuvarlaklı kare olursa is one the same row as bilmem ne diyor. Oo, bu çok sıkıntı. Şimdi bir dakika. 15. doğum günü resmi olan 15 yaşına giren doğum günü resmi var bir tane. Ama bunda herhangi bir tarih, mari hiçbir şey yazmıyor. Gün resmi. Kodex var mı etrafta? Şu bir kodex mi ya? Şunu anlamaya çalışıyorum. Bir tane tahta var abi. Tamam mı? Tahtada şöyle bir şey var Koray. Yukarıdan aşağı çizgi 1. Sola doğru bir L var. Bunlar boru gibi ama düşün. 4. Sola doğru yine yatan ama bu sefer L değil de L'nin tersi şeklinde bir şey var. 6. Bir de sağa doğru yatmış bir T var. 8 mesela. Bunlar borular. Ve bu aslında bir kodeks oluşturuyor olabilir mi? Yani mesela ne gibi bir şey var mı bende? Bu 8. Var. Böyle bende Küp kitabı diye bir kitap var. Üzerinde de bazı notlar var. Mesela işte düz T şekli 7 sayısını işaret ediyor.
Düzlüğe sen 4 dedin ama burada 3 diyor. 4'e 1 dedim ben. Düz boru. Ne? Düzlüğe. Boru değil. Düzlüğe demedim ben. Tersliğe dedim. Tersliğe 4. Tamam. Tersliğe 4. Normalle 3. 2 düz çizgi ama yatayda düz çizgi. Anladım, yatayda. Aha. T7 dedik. 10'da herhangi bir şekil yok. 9'da yok. 5'de yok. 11'de yok. Bunların şekli yok. Bir de 4 tane kayıp sayfa vardı. Onlardan bir tane senin söylediklerin. 1, 4, 6, 8. Sonraki, bu kitabın sonraki sayfalarında şöyle sayfalar var. Mesela diyor ki C19E126 diye bir başlık var. Onun hakkında bir açıklama yazıyor altında da. Mesela işte açıklamanın en sonunda şey diyor. O yüzden A, C, K ve L ile bağlı olmalı. B, D ve B de D ile bağlı olmalı falan diye. Böyle 5 farklı şifre açtı. Biri C20, C337. Biri C16, C408. Ama hangisini kullanacağız bilmiyorum. Muhtemelen sen söyleyeceksin. Ben buradan sana ona cevabını söyleyeceğim o şekilde. C18-E133 diye bir şey var mı sende? Var. Ne o? İşte onun açıklaması var. Oku bazı bakayım. Harfler oku, bazılarına oku. Bağlanıyor. K ile I'yı birleştirdim bile diyor. Neyle neyi? K ile I. K ile I hangi sayılardı? Bende de sayı halleri var, öyle düşün. K ile I hangi sayılar mı? Aha. Ha, bir dakika, K ile I birleşti. Boru olarak Ossikome. Ossikome 6 mesela K ile I'yı birleşti. What the hell man. Ben çok enteresan bir şey yapıyorum Koray şu an. Sana bunu anlatamam yani. Tarif etmeye o kadar üşendim ki. Bitti mi K ile I? Diğer bir dakika, hayır bekle. 6 nerede? Burada mesela. K ile I mesela. Bunu buraya koyarsam. Velev ki birleşti. Tamam, K ile I'yı birleştirdik. İ aynı zamanda G ile birleşik diyor. İ G ile mi birleşik? Evet. Öyle bir mesela şöyle nasıl söyleyeyim? Aşağıya doğru bakan U şeklinde bir boru var mı mesela? Yok. Altına da biri mi koyacaksın kalbim? Nasıl biri koyacağım arkadaşlar? Bu sola doğru yatıyor. Ha, altına da biriyle birleştirecek misin diyorsunuz? Şu an birleşti mi o mesela? Herhalde birleşti. Tamam, anladım. Şimdi anladım. Tamam chat, şimdi anladım. Evet, dur ben yanlış anlamışım. Şey. I ile G birleşik değil. Özellikle. Tamam, I ile G birleşik değil. Tamam. B K'ye bağlı. B K'ye. Karadeniz B K'ye yani biz bir dakika şimdi böyle yaparsak bağlatamayız ki. Şimdi K ile I kesin birleşikti değil mi? Evet. O zaman buraya 6 koymayacağız arkadaşlar. Bunun ucunu açık bırakacağız. Yani 8 koyacağız buraya. Buraya 8 koyarsak eğer I'ya da gitmiş oluyor. Yukarıdan yer de vermiş oluyoruz. Yukarıdan yer verirsek de ama bu sefer de A ve L'yi içeren bir şey varsa sıçarız. G ile E de birleşecek sonra. Ne ile ne ile? G ile E mi? Yok o. Ya dalga geçiyor bende bu. Şey diyor, G ile E birleşiyor. O pardon, bu bir hata diyor. Sonra G ile F'yi birleştirmeyi unutma diyor. P, G. Dur bir dakika, bana... B, K. Bana boruları tarif eder misin sende olan? 1, 4, 6, 8 dışındakileri. Evet. Şöyle, düz yatay çizgi 2. Tamam. Normal T, 7. Normal T dedim, bayağı bildiğimiz T değil mi? Evet, bildiğimiz T. Tamam, 7. Hı-hı. Bildiğimiz L, 3. Bildiğimiz L3, tamam. Onun dışında sayılarda 9 var, 11 var, 10 var, 5 var. Bunlarda şekil yok. Abi şekil yok ne demek? Ben nereden bulacağım bunların şekillerini? Bir de şöyle bir not var sol üstte. Diyor ki 1 artı 2 eşittir 11. 11 eksi 4 eşittir 5. Bir dakika. 1 artı 2 eşittir 11. Nasıl ya? Ne açıdan? Bilmiyorum. Bir yerden birleşiyor artık.
Velev ki tamam, evet, başka? 11 eksi 4 eşittir 5. Galiba 10. Anladım bu muhabbetini. 11 nasıl bir şekilde bilmiyoruz değil mi? 11'i bilmiyoruz. 11 eksi, hadi bu 11 olsa, eksi 4 dediği şu oluyor. Kaç oluyor demiştin? Ne oluyor demiştin? 2 mi? 5 oluyor. 5. 5 mi oluyor? Evet, 5. 5 ile 2 aynı şey oluyor benim matematiğimde. Demek ki o zaman orada 1 artı 2 11'di değil mi? Ha? 1 artı 2 11, evet. Yani bir yatay, biri de dikey, 1 artı 2 artı şeklinde abi. Artı 11, 4 de şu. Hassikome, çözdüm. 4 değil şey. 11 eksi 4 neydi? 5. Bak 11 artı 5 de şöyle L. Çünkü şunu çıkartırsan artıdan şu kalır. Şu. Tamam. 5. Tamam. 5 nasıl bir L biliyor musun? L'yi normal düz L'yi dikey, horizontal'da, vertical'da ters çevir. Anladın mı? Yukarı doğru kaldır. Neyse ben anladım. Tamam. Önemli olan o zaten. Tamam, ben olayı ben de aldım şu an. Not alıyor hepsini de. Tamam. Başka da var bu arada daha söyleyeceklerim. Başka ne var? Söyle. 3 artı 4 eşittir 10. 3 artı 4, 4 eşittir 10. Bence bu U. U 10. Hı hı. Başka? Yani şöyle. 8 artı 180 derece. Bir dakika, bir dakika. 9. O ne demek babacım? 8'i 180 derece döndür demek işte. 180 derece 8'i döndürürsem sağ tarafa doğru bakan T olur değil mi chat? Kaç demiştin, o kaç oluyor demiştin? 9 oluyor. 9 oluyor. Şimdi şöyle yapacağız o zaman agalar. Şimdi bunu K ne ile birleşecekti harf olarak? Hemen bakıyorum. B ile mi birleşecekti? Evet, K B ile. Bursa Karadeniz. Yani şuraya 5 koyarsam sağa yatırırım. Yukarı vermek için de 4 koymam gerekir. O da şurada. Tamam, başka? Kameraya şunu bir göstereyim. G ile F. Giresun ve Fatsa. Giresun ve Fatsa birleşiyor mu? Evet. Çok kolay. 5 o. 5'imiz var mı? Yok. Sıçtık. Çünkü 5'i burada harcadık. Başka var. Emin misin Giresun'la Fatsa'nın birleştiğine? Hı hı, başka var mı peki ileride birleşecek? Çünkü böyle kullanabiliriz. Başka yok. Ya yap. Şöyle diyor. Bak tam çevirsin yapayım mı sana? Makine çalışmaya devam ediyor diyor. K ile I'yı zaten bağladım diyor. K ile I'yı belki de seni bağlamana gerek yoktur bilmiyorum. Bu cümleden belki onu çıkarabiliriz. Aynı zamanda I ile G'yi de bağladım. Burada herhangi bir hata olmaması Koray, lazım. Koray bir sus, bir dakika bir durur musun? Şimdi bir dakika, 8 nasıldı? 8'i buraya kaydetmemişim. 8 böyleydi. Sen bana birleşecekleri tekrar bir not alır mısın? Ben sadece onu istiyorum senden. Bence buradaki cümleyi yanlış anladık o yüzden. Neyi yanlış anladın? Daha iyi. Neyi yanlış anladın? Ya biraz alengirli bir cümle o yüzden. Bak çevireyim mi tekrar? Hı hı. Makine çalışmaya devam ediyor. Ben zaten K ile I'yi bağladım. Buna takılma ama aynı zamanda I ile G'yi de bağladım. Bu yüzden herhangi bir hata olmaması lazım. Hani I ile G'yi bağlamıyorduk? İşte kendisi bağlamış bence önceden. K ile I'yi de bağlamış, I ile G'yi de. Peki hala diyor. B ile K'yi bağladım diyor. Ondan sonra yani. Ondan sonra da G ile E'yi bağladım. Pardon, G ile F'yi bağlamayı unuttum diyor. Yani G ile E'yi de bağlamış, G ile F'yi de bağlamış o zaman. G ile E'yi bağlamış, onun hata olduğunu söylüyor. Ya da bak şey diyor. G ile E'yi bağladım. Oh, here is the issue diyor. I forgot to connect G ve F. G ile E'yi gerçekten bağlayıp sonra G ile F'yi bağlamayı unutmuş olabilir. Hatta bence böyle, evet. Koray, bana bağlananları söyler misin sadece? Böyle çok kafam karışıyor çünkü. Bak, bağlı olacakları ben sana söyleyeyim. Hı hı. K ile I. Bir saniye dursana, şu an bitirebilirim çünkü. Bir hareket düşünüyorum. 5, 5 numara nerede? 5 burada. 5'i buraya koysak ama 11 var. 5'i buraya koysak 11 düz. 2. 2'yi şuraya koysam. Bu buna birleşmez. G ile E miydi? G ile F miydi?
İkisi de. O zaman 9, 5, 11, 8, 8 olmaz, 8 ters kalıyor buraya arkadaşlar GF'ye. 8 bu tarafa doğru bakıyor, 9 bu tarafa doğru bakıyor. O yüzden 9 burada olmalı. Tamam, bileşenleri baştan söyler misin sadece bana, kesin bileşenleri? Kırklar ile I'dır. K, I, tamam. Giresun I'dır. Giresun I'dır, tamam. Bursa Kırklareli. Bursa Kırklareli. Giresun Edirne. Giresun Edirne. Giresun Fatsa. Giresun Fatsa. Yani K hem I'la değil mi? Evet, hem I hem B ile bağlı. Tamam, bir saniye şurada şu eksik olanlarımı yazayım. Bu 1. Şunu bir kapat. U'ya 10 dedik ama U olduğuna eminizdir inşallah. Şu 4. Bu 6. Bu da 8, 8 yazdım zaten. Tamam. Şimdi K ile I birleşiyor değil mi? K ile I birleştiği için K'ye 7 demişim. Çünkü 7 hem aşağıya hem sola hem sağa bakan bir T. Yani 7 T yani aslında. Aşağıyı 1 ile bağlamışım. Düzle bağlamışım I'ya. Değil mi? Doğruyum. I ile ama bir şey daha birleşmeli. O da K. Değil mi? K ile birleşti zaten. Bir şey daha G. G. G'den de o zaman 9 ile yukarı çıkarsam buraya yönlendirebilirim. Nasıl yönlendirebilirim? Buraya bir adet 8 koyabilirim. 8 koyarsam hem sola hem yukarı gitmiş olur. Bu artıydı. Artı. Soldan buraya aktı. Aktı. 7. 7 buradan bunu aldı. Aşağıya verdi. Şu an G ile I da birleşti. Yani G, I'ya tik koyayım şimdilik. K, I'ya tik koyayım. BK. B, 4. 4 neydi? 4 şöyle sola doğru yatan bir L idi. B ile ne demiştik? K demiştik. Sola doğru yattı. 5. 5'e girdi. Aşağıya doğru indirdi. 7. 7. 7'ye gelmedi. Ananın nikahı işte. Tövbe tövbe. Biz 3 ile 10'un şeklinde biliyor muyuz? Bunu kaldırsam. Bunu kaldırsam B ile K birleşir ki. 4 neydi? Ha 4 değil. 4 ile birleşmez işte. Bunu aşağıya indirmem lazım. Çünkü 11 bir artı. 1'i burada kullansam daha çok iş yapar ya. 1'i buraya alsam. Ama 7... 7... T'ydi. Aşağıya doğru indirmem lazım. Ama aşağıya doğru dikine indirebileceğim tek şey de 1 anasını satayım. 1 yerine 8'i, 8 yerine 5 koyarsan mı? 1 yerine 8'i koyarsam, 8 yerine 5'i koyarsam ne olacak? Kontrol edeyim mantığınızı. 5. E'den çıktı. Aşağıya doğru indi F9'a. 9 neydi? T. Ne oldu bu şimdi? Ne işe yaradı? Hem E'den çıktı, G'ye girdi, F'ye girdi. Ne işime yaradı? Ha. EG, EF aslında. Burası oluyor değil mi? Aynen. Sonra o zaman şunu şuradan bir kaldırdım şimdilik. Ama G işte zorluyor burada. G'nin de arkadaşlar G'nin de I'ya gelmesi gerekiyor. O yüzden bence bu ortayı koruyacak. Ve bu 5 olmayacak. Çünkü 5 sadece sağa attırır yani. Buraya 7 gelebilir belki asıl işte. Buraya 7 gelirse çünkü şöyle olacak. 9'dan çıktı. Tamam mı? Hem F hem G çıktı. 7'ye geldi. 7 de T olduğu için hem E'ye geldi hem sola gitti. Sola geldiği için şimdi K ile birleştirmemiz lazım. K ile ve burayla birleştirebilecek hareketimiz ne olabilir burada işte? 9 olabilir. 9'u kullanıyoruz ama işte. 5 olsun. Ekranı bana anlatabilir misin bende? Tamam. 3'e 3'lük bir kare düşün. Evet. Hemen çiz yani. Bir şey XOX şeysi çiz. XOX'in üstteki kareleri yukarıdan. Yani şöyle karenin içine yazma, karenin üstüne yaz, anladın mı? A, B, C. Tamam. Sol tarafı L, K, J. Aşağı tarafı I, H, G.
Sağ tarafı da D, E, F yukarıdan aşağı. D, E, F dedin değil mi? Bunu buraya alma kararı aldım. Buraya yatayı koyma kararı aldım. 2 numara var mı? Var. Yatayı böyle koysam. Bunu buradan, bunu buradan geçirdim. Şu anda K, I ile birleşiyor. 8 çünkü... Aynen, 8 bana orada iş yaptı. J ile de birleşiyor ama mesela J ile birleşmemesi gerekiyor mu acaba? Böyle bir zorunluluk var mı? BK ile birleşiyor mu? Birleşmiyor. B ile K'yi birleştirebilir miyiz peki burada? Çünkü 2 ama 2 orada yatay. 11 neydi? Ha, şöyle birleştirebiliriz. 4 ile sola yatırır. Buradan da 5 ile aşağı indiririz. İndirdim. Şu an BK ile bağlı, GI ile bağlı. Ama her şey birbirine bağlandı şu an normalde. Koray. Bir saniye, şu an deniyorum. Acaba J'ye bağlamamam mı lazım direkt? Şu 10 neyle neyin toplamıydı Koray? Onu bir söylesene bana, neyle neyin toplamı olduğunu. 10, 3 ile 4'ün toplamı ve onların şeklini buldum. Ne, U şeklinde mi? Bir saniye. 3 normal L. Tamam. 10 da ters T. Uzun çizgisi aşağıda kalan T. Bir tek öyle oluyor zaten kalan seçenekler arasında. Tamam. Dur ki ben bunu çözeceğim galiba. Şöyle normal T gelecek. 7. 4. B'nin altına 1, altına 4. Benim dediğimi deneyebilir misin? Söyle, deniyorum. B'nin altına 1. Hı hı. Onun sağı ve solu boş. Tamam. 1'in altına 4. Tamam. 4'ün sağına 5. Tamam. 4'ün soluna 7. 4'ün soluna 5 koyduk az önce. 4'ün sağına 5, soluna 7. Tamam. 7'nin altına 9. Hı hı. 9'un sağına 2. Hı hı. 2, 2'nin de sağına 11. Bunu bir dene bakayım. Çalıştı. Basit, aferin. Basit şeyler yapmış. Ama ben çözdüm sistemi, bunu bir süre. Helal helal, çok iyi. Şöyle 4 tane sayı yandı. 1, 7, 5, 9. 1, 7, 5, 9 hangi sıra? Ben bu arada daha sonradan çözmek isteyen veya hani o kısmı anlamak isteyen olursa diye şuraya şeyi göstermek istiyorum bir yayına. Şu. Bak bir tam ekran yaptım, YouTube'da görsün, canlı yayını da görsün. Şekiller şunlardı arkadaşlar. Çarpı attıklarım değil, onu anlamışsınızdır zaten. Şu olması, birleşmesi gerekenlerdi. Hani bakmak, incelemek isterseniz bilginiz olsun. Evet, tekrar döndüm. Evet. Şifre gireceğim. 1759 ama hangi, ama bir dakika. 1759. Kodeks olabilir mi? Ama hangi sırayla? Bilmiyorum. Dur bakayım, deneyim kodeksi de kabul eder. Artı şöyle, benim sağda bir tane şifre girebileceğim 5 harfli bir şey var. 5 harfli şifre. Aynen. Şifre. 1, 7, 5, 9. Girdim kodekse. Yerlerinin kabul etti. 1, 7, 5, 9'u kabul etti mi? Evet. Ne diyor? Ekranda garip bir şekil var. Nasıl tarif edeceğim ki? 1759 diye başka bir kodeks olmuş olmasın? Bilmiyorum. Böyle bir şey denk geldiyse. Böyle ortada bir tane dikdörtgen düşün. Tamam. Gri bir dikdörtgen ama dikdörtgen içinde bir tane de siyah bir dikdörtgen var. Gri bir dikdörtgen içinde siyah dikdörtgen var. Aynen. O siyah dikdörtgen içinde kode yazıyor. Sanki sondaki X harfi silinmiş gibi. Çünkü hafif bir boşluk da var orada. Kodex mi yazıyor yani normalde? Muhtemelen öyle ama kod kalmış yani sadece. Ya ne yapacağım yani? Şimdi bu dikdörtgenden de yukarıdan 4, aşağıdan 4, soldan 1, sağdan 1, 8, 10 tane ok çıkıyor toplam. Soldan ikinci ok yukarıdan bir şekle bağlanıyor. Ne böyle anlatıyorsun birader ya? Çok karışık bir şekil. Ben de hiçbir şey anlamadım şu an şekilde. Dur. Mantığı şimdi anladım.
değişik şekiller var. Ben bunu bu kodeksin etrafına bağlıyorum. Ama belli bir sırayla bağlamamız Koray, lazım. Koray, değişik şekiller dediğin turuncu, mavi veya yeşil renk barındırıyor mu? Çünkü bunu hala yapmadık 16.35'teki. Hayır, barındırmıyor. Şu 16.35'e geri dönsek mi o zaman? Bence bu kodeks bulmuşken bunu bitirelim. Tamam, ne söyle. Ne yapacağız şimdi bak, yani? Bak, şekiller biri üçgen, içinde çizgi iniyor. Bir tanesi dikdörtgen, böyle çapraz çapraz çizgiye iniyor. Dur. Bir tane kare var, içinde dur, yuvarlak. Dur. Üçgen içinde çizgi iniyor. Bende bu şekil var, evet. Dikdörtgen çapraz çizgiler iniyor. Sağa doğru, evet. Kare var, içinden yuvarlak geçiyor. İçi açık bir yuvarlak. Kare var, içinden yuvarlak geçiyor. O yok işte. Karenin içinde bir yuvarlak var bende sadece. Tamam işte, içinden yuvarlak geçiyor dedim. Tamam. Bunu nasıl anlatayım? Şey, bayram şekeri olur ya böyle. Evet, o var. İçinde de işte şey var, 3 tane çizgi var. Evet. Tamam, şimdi bende... Bir tane yarım daire var. Tamam. Şimdi bende bunları koyabileceğin direction'lar var. Mesela diyor ki, kare içinde siyah yuvarlak is on the same row as böyle dumbbell gibi bir şey. Tamam. Üçgen... Dumbbell'la aynı. Row'da, aynen. Üçgen içerisinde çizgi olan is two to right of yuvarlak diyor. Normal düz yuvarlağın, yani üçgen içinde çizgi is two to right of, iki sağında. Herhalde o yani. Yalnız Dumbbell gibi şey dediğim kafanı karıştırmasın. Bir tane daha Dumbbell'a benzer bir şey geldi. Bu daha çok Dumbbell'a benziyor hatta. Diğeri şey gibi. Nasıl anlatabilirim ki onu ya? Anladım. Şey. Daha yuvarlağımsı uç kısımları. Daha evet, keskin hatlar. Otomatik bağlı şekillerden biri. Bize ipucu verecek bir şey var. Ipucu. Tamam, o zaman işte kare is on the same row as onunla işte. Kareyle. Hatta o en iyi ipucuyu verebiliyorsa, aynen, şey de diyor. Yarım daire is opposite to o. Kelebek makarna. Heh, kelebek makarna güzelmiş. Alperen 29. ayın tuttu olsun. Ceren 6. ayında. Heh. Yarım daire onun karşısında. Buna bir isim. Kelebek. Karşısında değil, opposite diyor. Tersinde. Yarım daire is opposite to kelebek makarna. Tamam. Tersi. Başka ne lazım şekil olarak sana? Ya ben sıradan yukarıdan aşağı okuyabilirim istersen her şöyle, şeyi. Şöyle aynı şekilde tam yuvarlağın da yerini biliyoruz şu an. Şimdi bak. Tam yuvarlağın yerini biliyor muyuz? Tam yuvarlağın. Evet. Tam süper. Üçgen işte içinde çizgi olan is two to right of tam yuvarlak. Tam yuvarlak infolarına devam edeceğim. Elmas üçgen gibi bir... Üçgen mi? Onun iki sağında yuvarlak mı? Üçgen iki sağında. Üçgen yuvarlağın iki sağında. Galiba bu. Bir koyayım. Tamam. Elmas gibi bir şey, ortasında siyah yuvarlak var. Evet. Is just right of yuvarlak. Direkt yuvarlağın sağında. Şuradan geçirsek. Üçgen. Nasıl bakayım. Söylemiyorum o zaman. Tamam. Söyleyeyim mi? Evet, şimdi alabilirim. Üçgen altında çizgi var. Is on the same, evet, row as yuvarlak. Yuvarlakla aynı row'da. Gökova, tamam, 8. ayında. Tabi bunlar yuvarlakla alakalı infolarımdı. Yuvarlakla alakalı infolarım bitti. Şimdi Dumbbell var, hakikaten Dumbbell olan. Üçgen, evet, içerisinde çizgi olanın opozitinde diyor, tersinde. Tamam, onun yeri belli. Bayram şekeri elmasla diagonal diyor. Ne demek o bilmiyorum. Bayram şekeri is diagonal to elmas gözüküyor. Şurası olabilir de orayı ben bunu nasıl geçiririm ki? Başka bir şey söyleyeyim istiyorsun o sırada. Tamam, başka bir şey söyleyeyim. Yarım daire is opposite to kelebek makarna. Tamam. Dikdörtgen içerisinde yatay çizgiler olan is the opposite to elmas. Elmasın opposite. Burada. Diagonal çapraz demekmiş bu arada galiba. Diagonal çapraz mı? Çok karıştırdık orayı. En baştan sayabilirim tekrar istiyorsan. Kendim de çizip hepsinin yerini ezberlemem lazım. Bir de burada şey var. Mesela böyle bir iple bağlıyorum. Şey oyunda vardı ya, Leyla'da. İşte iple borular geçiyor ama birbirine çarparsa bozuluyor bir tesis. Anladım. Hı hı. O yüzden birbirine çarptırmadan geçirmem lazım falan. Şimdi bu yerlere belli olanları bir şuraya çizeyim.
Benim hala roketim bu arada kaldı, o roketi sen bana söylemedin benim sana tarif ettiğim şekilde. Onu da net seni de söylemen lazımdı. Bence net seni söylemen lazımdı onu. Example 12.06. Şimdi bana baştan bir yuvarlağın yanındaki söylesene. Yuvarlağın yanı. Önce düz yuvarlağı mı söyleyeyim? Evet. Tamam, düz yuvarlak üçgen içerisinde çizgi olan is diyor. Two to the right of yuvarlak diyor. Yuvarlaktan sonra ikinci mi demek acaba o? Bunu tam İngilizce çevirse ne demek? Şuna bakar mısınız? Üçgen içerisinde çizgi olan, yani ben yuvarlağın iki sağında diye düşünüyorum. Is to the right of. Aha. Direkt sağındadır infosu var sadece. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Direkt, bak, direkt sağında olan elmas ya. Üçgende elmasın sağında, ben sana söyleyeyim. Yani işte yuvarlan iki sağ olmuş oluyor, anladın mı? Bir ikinci sağ olmuş oluyor. Koray. It's to the right of. Yani yuvarlağın sağı elmas, içerisinde yuvarlak olan. Onun sağı üçgen, içerisinde çizgi olan. Yuvarlağın yuvarlakla aynı row'da olan, row satır mıydı üstün müydü emin değilim, üçgen altında çizgi olan. Bir saniye. Yani iki sağ. İki sağ ise burasıdır. Üçgen içi çizgi. Hemen sağında dörtgen vardı. Yuvarlağın hemen sağında evet elmas var. Tamam. Şu an iki infoyu yaptın değil mi sadece? Evet, o ikisini yaptım. Tamam, yuvarlakla aynı row'daymış. Satırdaymış. Üçgen altında çizgi. Tamam. Üçgen altında çizgi. Evet. Başka? Yani neyi söyleyeyim? Random mı söyleyeyim şu an vermediğim? Mesela kare içerisinde yuvarlak olan kelebek makarnayla. Tamam. Kelebek makarnayla aynı satırdaymış. Kare içerisinde yuvarlak olan. Ondan sonracığıma. Yarım dairede kelebek makarnanın tersindeymiş, opozitindeymiş. Yarım daire kelebek makarnanın tersi. Yarım daire tersinde, kare içerisinde yuvarlak olan da aynı satırda. Tamam, burası yarım daire. Burası üçgen alt çizgili, bunlar kesinleşti. Tamam, başka info ne var? Söylemeyeyim. Dumble'dan gireceğim. Dumble üçgen içerisinde çizginin opozitinde. Tamam, burası Dumble. Şeker elmasın diagonalinde, çapraz dediler chat'te, o yüzden çapraz diyeceğim. Muhtemelen burası o zaman. Ve dikdörtgen içerisinde yatay çizgi olan da elmasın opozitinde diyor. Elmasın opoziti dikdörtgen içinde yatay çizgi olan. Sağa doğru yatay çizgi. Tamam, burası bu. Bunu sil. Burası bu. Dur bakayım, şimdi bunları eşleştirmeye çalışacağım. Şu an bitmiş olması lazım. Bütün infolarımı verdim çünkü. Şunu en genişten al. Buraya gel. Bu ne bağlıyor? Daha bunun kodeksi var chat. Tamam, bunu yaz, yaptık. Dumble buraya geliyor. Dörtgen buraya gelmesi lazım. Ama ben bayağı derin bir nefes verdim oyunda. Dumble'dan önce şu dörtgeni alalım. Buraya. Tamam. Caesar is the key ya. Bu Caesar anahtar diyor ama Caesar'ın doğum günü ne zaman onu bilemeyiz abi. Nasıl bileceğiz onun doğum gününü ya? Gerçek Caesar mı acaba? Oyun dışı bilgi istemez ya. Mantıksız bence yani. Cesar, bir dakika. Da yazamıyoruz Caesar. Tamam, şu an çok iyiyiz. Dikdörtgen buraya, üçgen buraya. Sen şöyle. Sen şöyle. Sen de ay koyamadım. Sen de şöyle. Yaptım. Az. Tamam, senin şifren çıktı. Ne? 5 harfli bir şifre. Söylüyorum, hazır mısın? Evet, hazırım. Adana. Evet. Zeppelin. Evet. X.
Aha. Iğdır, X. Rize. X. X'ten sonra ne vardı? Iğdır, Rize. Dan. Ne verdin? Bir kamera, aa işte kamera kayıtları şimdi çalışacak. Nereye sokacağız ama bunu? Şuraya. Ama bir dakika, buraya mı buraya mı? Kahverengi gibi buraya soktun. Aynen. Bir tane de beyaz lazım işte Koray. Şimdi tamam, bu bitti. Koray, ben evet, sana söyleyeyim. Tamam. Bu çok güzel oldu bunlardan çıkartmamız. Şimdi şu şeye dönmeni istiyorum abi senin. 16.35'e dönmeni istiyorum. Dönüyorum. Şu an kodekslerden ilerleyeceğiz bir tane başka. Ben de çok info kalmadım. Tek kamera infosu var. Bu da herhalde koyduğun kasetle alakalı. Tam şeye döndüm 16.35'e. Yani senin bir şekil görmen lazım Koray'ım. Bak ben de gördüğüm şekli söyleyeyim mi? Hepsi AAA iken olanını görüyorum. Oğlum tamam, o ben sana info verdim, onu yaptım. Normal çevrende, çevrende kesin tabii oyunda. Sana verdiğin info da ben AJD'yi görüyorum. Ne? Sana verdiğin info ben de AJD. Tamam. Ben ne çizeceğim işte? Ben de bir şey çizeyim. Onu demeye çalışıyorum. Bende öyle bir info yok ki. Bakayım bir yer şimdi ama. Türk kitabını yaptık zaten. Bunda bir şey yok. Buraya bakayım. Sende sarı A'ydı. Sarı değil mi? Turuncu değil. Sarı. Mor J'ydi. Kırmızı değil de. Buldun değil mi? Ben dedim sana. Evet, söyle. Evet buldum. Tamam. Ha. En sona koymuş yani. Yeşil. Önce maviyle başladım. Tamam başla. Yukarıda bir tane bulut var gibi düşün. Aşağıda da bir tane araba var. Tamam. Evet anladım. Arabanın sonunda bir tane yarım yuvarlak var. Evet evet sen, ama ben buldum, sen devam et. Tamam. Turuncuya geçtim. Arabanın tekerleğinin sağında da bir tane yeni bir tekerlek oluşturuyor. Gördüm. Devam. Tamam. Yeşile geçtim. Arabanın sol tekerleğinin üstünde yeşil çizgili sol tekerleği tamamlıyor. Yarım bir daire daha çiziyor yani. D, L, A. D, L, A. Bak bunları çok çabuk kaçırıyorsun bak. Yaptık. Ya bunu sana. Başka bir şeyle alakalı sanıyordum. Ya bunu yaptım, ne oldu şimdi? Ha bunu al, bu çalıştı. Bunu da taktım buraya. Tamam, rokete bunu da taktık abi. Rokette iki tane sistemimiz okey. Şimdi döndüm geri şu Sezar abi. Sezar bak. Elimde turuncu seri numarası 904 olan bir Cryptic var, tamam mı? Ama şu an keşfettim ki 4 tane modu var galiba bunun. Birisi SHA 256, birisi AES, birisi Sezar, birisi PBK SF2. Ben bunların arasında geçiş yapabiliyorum. Ve bir bak, password yazmam lazım. Verdiği infolar ne biliyor musun? Ne? Bu seri numarasını işte kullandın mı? Yok, seri numarası benimle alakası yok muhtemelen. Abi var o bence. Bu 900, anlamamız için. Buraya boşuna yazmazlar 904 seri numarası diye. Sağ olsun. O anlamamız için işte bak. Şimdi onu göster. Yani söyleyeceğim. Tamam. 3 tane kriptir şeyi var bende. Tamam. 3'ünde farklı şekli var. Biri yeşil işte arka planı. Biri mor. Biri turuncu. Tamam turuncu. Hepsinde altında onu tanımlayan şeyler yazıyor. Tamam turuncu. Okuyacağım şimdi. Arka planı turuncu kuvars ve ekran diyor. Mekanik klavye diyor. Hı hı. 4 tane farklı giriş yapabileceğim i̇şte, evet. Form diyor. Evet bende var işte o 4 tane. Evet. İşte onlar mesela bende gözükmüyor. Tamam. Biometrik unlocking diyor. Biometrik açılma. Bir de Bluetooth bağlantısı diyor. Sağ altında da kendime not. Kuzeninin doğum gününü hatırla diyor. Şöyle bir şey bir olabilir mi? Kıçımdan ekranda atıyorum. Görebilirim. Seri numarasını ben de görebiliyorum. Şimdi 904 Sezar'da 9IX 0 diye bir şey yok ama işte değil mi? Roman rakamlarında. Ya biz bunun tarihini nereden biliyoruz? İrem Mardin olucum acaba? Alp çocuk 15 yaşını kutlamış diyorsun fotoğrafta da, yılan yıl. Nereden bileceğiz bu şu anki yılı yani? Şu oyunun şu an şuradaki yılını. Yani şu günümüzden mi gidelim? 2023'teyiz mesela, 15 geri git kaç yapıyor? Söyle. Şeymiş abi, oyundaki tarih 2018. Ya, o zaman ne abi, olmaz yani, bu mantıklı bir şey değil bu. Artı ayını, ayını nereden tarih, bileceğiz? 08.30.2018. Sen nereden biliyorsun bunu, görebiliyor musun? Telefondayım ya ben. Oyun tamam, bana... telefon ekranı tasarlanmış. Başından tamam, beri tarih 15. yaşını kutlayan birisine ne yazılır olur tarih? Söyle o zaman tarihi. Tam tarihi söyle.
08 30 2003. 08 30 2003. Eğer bu çıkarsa kıçımla güleceğim. Muhtemelen güncel tarih olarak. Bekle geçiyor. Bekle. 30 ay olabilir bu arada. 30 neymiş? XXX'miş. 30.08 ama bir dakika biz 08.30 demeyeceğiz. Yok 30.08. 30 XXX X oğlum. 08 V I I I. Ben de 08.30. Gel sen boş ver aynen. 2003 mü dedin? Evet. 2003 nasıl oluyor? 2000 MM bir de 3 yapacağız. MM I. Bu nah şifre çıkar. Bu kadar uzun şifre değil ki bir kere. Sen yıl istiyordur belki. Yetin olmaz. X. Yazamıyorum klavyede bir şey. X X X V I I I M M. Bir iki. O işte yetmiyor abi. Sadece ay yazsam V I I I M M 1 2 3 enter olmadı. 4 Nisan denesene be. Yıldan bağımsız. Niye 4 Nisan? 04 orada doğum günü şeyi var başından beri oyunun. Tamam 04 değil mi? 04 4 Nisan aynen. Ne? Nisan Ocak. Ocak o da 04. 04 I5 yani IV IV 2003 mü? Yılda 2003'tür herhalde. M M 1 2 3 değil mi? Aynen. Bu çıkarsa sebebini tartışacağız beraber. I V I V M M 1 2 3 enter. Oldu. Koray anlat abi. Şöyle neyi görmüyordun, neyi gördün? Hah, söyle. Bende takvim var. Takvimde de başından beri bir şeyler yazılı. Tamam. Oraya bir göz atayım dedim tarih olunca. Orada doğum günü simgesini gördüm, onu söyledim. Şu an kadar sadece bir bölümde daha kullanmıştık takvimi. Ya o bölümde bir dakika. Yani niye senin takviminde bu var peki? Niye senin telefonun takviminde bu var? Telefonum takvimde ve değil. Ve bu arada ya. 2003'te doğruymuş. 2003 işte oyun yılı 15 yaş. Oradan çıkardık. Tamam. Filling up the reserves abi. Kodeks söylüyorum 45-60. Hadi son olsun. Son. 5-60. Değil son değil, daha kameralar açılacak. 45-60. Bu arada biz bunu yaptık yani rokete soktuk. Evet. Şimdi bende 4 tane o materyal var. Hidrazin, H2O, nitrojen, merküri. Bunları bunlara derece gibi bir şey ayarlayabiliyorum. Şey yani termometre gibi bir şey var. Arttırıp azaltabiliyorum muhtemelen. Bir de 4 tane tuşum var. Soğutma tuşu muhtemelen. Aynen belli bir saniye boyunca soğutuyor. Isıtma tuşu var. Bir böyle süre gibi bir tuş gibi bir şey var. Bir de böyle baloncuk gibi bir şey var. Ve bunların ekranımda çıkan sembolleri var. Büyük ihtimalle bu semboller senin kullanacağın semboller. Bence bunları direkt bir not al. Mesela soğutma sembolü. Bir insan var gibi. İnsanın da eli kolu yok ama sağına doğru giden bir sonsuzluk işareti var. Tamam. Çöp var. Adam gibi düşün. Bir tane şekilde de mesela böyle bir anahtar gibi ama anahtarın dişleri diğer tarafında da var gibi. Dört dişli. Solunda iki sağında. Bu neydi? Iki. Bu da soğutma mı? Bu ısıtma. Son söylediğim ısıtma. Neydi ısıtma şekli? İşte yuvarlak yukarı doğru düz bir çizgi. Sağa iki tane çizgi. Sola iki tane çizgi. Ama çizgiler paralel değil. Tam olarak. Tamam. Değil, simetrik değil pardon. Bir tane böyle bir şey işareti gibi. Böyle bir saat işareti gibi bir işaret var. Onda da bayağı bir örümceğin kafası gibi ama örümceğin kafasının içinde X var gibi düşün. Yani bir yuvarlak aslında. Tamam. İçinde X yukarı doğru şey. Bir de baloncuklu bir şey var. Baloncuklu da ne biliyor musun? Yandan bir sandalye görüntüsü ama sandalyenin sırt kısmında iki tane çizgi var. Hani eşit değildir gibi olmuş sanki. Yani ya da eşit değildir H gibi de düşünebilirsin. Ya da eşittir üzerinde bir H gibi düşünebilirsin. Onu da anladım. Notumu atıyorum. Bu kadar. Baloncuk bu. Örümcek neydiydi? Örümcek işte yuvarlak o böyle tarzı. Yani bir böyle termometre gibi bir şey, saat gibi bir şey var böyle altında bir çizgi var. Böyle bir şekil. Saat çizgi. Aynen saat ama altında çizgi var gibi yani öyle bir şeyin anlamı. Tamam. Şimdi bende bir tane böyle bir yarışması ekranı gibi bir şey var. Tamam. Altta da bu semboller var benim cevap tuşları. Tamam.
Mesela başlatıyorum. Diyor ki sıcaklığı arttır diyor. Arttırdım. Isıtma. Buyurun. Bas. 8. Merkür'i 30'a 6, ayarla diyor. 5. 30'a ayarlayayım. Ayarladım. Hangi tuşa bastın? Hangi tuşa bastın? Ayarladım. Tek önüme H çıktı. H. H çıktı önüme. H çizgi çıktı. Tamam, süre bitti. Süreden patladık da. Tamam. Tamam, bunları ben sana söyleyeceğim. Kademe kademe ilerleyeceğiz. Aynen, şu an sıfırlandı. Şimdi başlatma tuşum ne? Başlatıyorum. Gezi file liquid istedi. Ne? Gaz ver muhtemelen. Tamam, sonra verdim. Verdim. Olabilir. Evet. Ne çıktı? Toksik işaretli zombi şeyi. Örümcek şeyi. Tamam, yaptım. Nitrojeni 50'ye getir. Getirdim. Bozuldu. Bozuldu. Hiçbir şey çıkmadı. Bu arada basınç göstergesi muhtemelen senin bu söylediğin basınç. Yani soğutma, ateş, basınç, baloncuk. Baloncuk ne o zaman ama? Kaynatma mı? Yo. Neyse, bir daha baştan. Baştan ver bana. Başlatıyorum. Onurum, iyi geceler. Baskıyı azalt diyor. İşte zehir işareti. Tamam. Örümcek. Tamam, geçtik. Hidrazini 20'ye getir diyor. Hidrazin seviyesine. Getirdim. Oha, orak gibi bir şey çıktı, bu başka bir şey. Orak gibi altın. Tamam yaptım. Sıcaklığı arttır. Bastım. Şey çıktı. Sandalye. Eşittir sandalye. Tamam. Merkür'ü 60'a getir. Getirdim. Pipisi sonsuzluk işareti gibi olan adam. Tamam yaptım. H2O'yu 40'a getir. Tamam. Yeşil yandı. Yaptık. Ben bir şeye basmam lazım ona. Abi bu şey çıktı, o zaman görümcek çıktı, örümcek. Oh. Yaptı, sonra error verdi, yetişemedik. Bende bitti bu arada, %25'i oldu. He, tamam o zaman olmuş, tamam. Karıştırmıyorum, kurcalamıyorum. Ama sende bir şey olmadı diyorsun, bende bu bitti şimdi, ne yapacağız şimdi? Ben tekrar oynata bastığım için de error vermiş olabilirim, bilmiyorum. Abi bug'a soktum deme, gözünü mıncığını yiyeyim. Çünkü bug'a girmemiştir ya. Şimdi bende ne oldu? Connectivity yeşil. Tamam, bu demek ki doğru yerde. Encryption yanlış yerde o zaman. Bunların yerini değiştireceğim ya muhtemelen. Bir saniye ver bana. Sırasına göre koyman gerekiyor olabilir mi? Yok zannet. Bende sıra var çünkü. Ne sırası? Bir modül yerleştirme diyor. 2 şifreyi girme, 3 rezervleri doldurma, 4 connectivity, 5 launch. Ne? Bak diyor ki, adım 1, rezervleri filling up. Adım 2, launch modülünü yerleştir. Adım 3, encryption sistemini bağla. Adım 4, konnektörü, o bağlantı şey yapmıştık, tamam, onu bağla. Tamam, bir saniye, başı bekle. Abi encryption dediği şey şu. Evet, şimdi şu anda şeyi yaptık. Filling up reserves yaptım. Sonra launch modülü bağlayacaksın. Launch modül bu mu? Bu. Bağladım. Sonra? Sonra encryption sistemi bağlıyorsun. Encryption sistemi bağlıyorum. Tamam. Sonra connectivity olan. Tamam. Connectors. Çalıştı. Prototip. Evet. Verdi abi indeksi. Hayırlı uğurlu olsun. %100 completed. Şimdi bunu sokuyoruz ve önüme 4 tane CCTV kamerası geldi abi. Cam 1, Cam 2, Cam 3, Cam 4. Bunlar da hepsinde böyle bir sikome birden abi bütün trenin kamera sistemi var şu anda bende. Bende uzunca bir yazı var onunla alakalı. Unutmam lazım. Diyor ki, torunlarımın bütün bu trende gezinmesini durdurmak için. Bakayım bir saniye. Bir de en son bizim direkt şu an benim bulunduğum odanın bir kamera sistemi var ve kamerayı sola sağa hareket ettirebiliyorum. Ne işine yarar bilmiyorum. Arada bir de kameralar gidiyor geliyor, bu niye olur bu? Eskidir diye belki. 8, 9, 10. Ha, saniye sayıyor. Bir kameraya belli bir süre baktıktan sonra şey kapanıyor.
Kamera gidiyor ve geri geliyor ondan sonra. Oo. 7'de 10 diye bir info aldım kamerada Koray. Benim bu odadaki kamerayla oynarken Koray 7/10 diye bir info aldım. 7/10. Acaba bir kamera bulacağız ve tam 7/10'da mı tıklayacağım o kameraya mesela? Çünkü 7/10 şey gibi düşünebilirsin hani. O kameranın kapanması 10 saniyede bir kapanıp tekrar açılıyor ya. 7. saniyede basmam gerektiğine dair bir ya da işte 7. saniyede bir şey olduğuna dair bir info var. Bir kameranın 7. saniyesini arıyoruz şu anda. Ben sana söyleyeyim ama hangi kamera işte Koray? Net yani info bu. Ben de yazan yazıyı çevireyim sana. Tamam. Çocuklarımız sürücü odasına girmesini, torunlarım da abi, sürücü odasına girmesini engellemek için işte burayı kilitledim ve kamera sistemi kurdum her yere diyor. Ben de oraya çok sık gitmediğim için sıklıkla kodu unutuyorum diyor. Bu kodu bana hatırlatması için bazı işte hafızama hatırlatıcı şeyler bıraktım. Hı hı. Ve bunlara ulaşmak için kameralara erişmem gerekiyor diyor. Victorian diye birine teşekkür ediyor. Trenin mekaniğiymiş. Kameralarla işte o ilgileniyormuş. Bütün işte zamanı onları tamir etmekle falan harcıyormuş. En son onu büyük kırmızı borularla, kırmızı vanalarla bir makine yaparken bulmuş, görmüş. Muhtemelen böyle bir görüntü arıyorsun. Ve her köşeye kamera kurmama yardım etti ve her şeyin fotoğrafını çekmeye başladım. Lokomotifin de arkasına bir kamera koymaya karar verdim. Bu bana o odada bir gözüm olması için bir olanak sağlıyor. Böylelikle hiçbir yerdeki hiçbir şeyi kaçırmıyorum diye. Yani ilk büyük odaya mı dönelim mesela? Büyük bir makine arıyoruz muhtemelen ve kamera şey kırmızı vanalarla alakalı bir şey arıyoruz. O makinede. Öyle bir görüntü var mı sende hiç? Evet var. 5, 6, 7, 0, 4, 40. 0, 4, 40. Bebeğim dediğim anda vur bana. Oldu mu? Evet. Wait until your teammate. Evet. Wait until your teammate is looking at the same screen before pressing the next button at the same time. Next butona basmak için seni bekliyorum şu anda. Yarenci ben neye basacağım ki? Wait until your teammate is looking at the same screen before. Ha sen de bakacaksın galiba benim ekranıma. Hayır benim ekrana bakacaksın galiba. Dur. Artemix serim 32. ayında yarın. Tamam. Kodex'e girdim. Aynı yazıyı bana da yazdı. Tamam. 1. 2 3 Çok heyecanlı. Bittiğini mi zannettin? Tam tersine bir sonraki hareketine göre ayarlandı her şey. Bu senin son puzzle'ın. Cevabı bul ve Amy canlı olarak çıkacak. Ama faillersen Amy benim bu arada. Koray sana geldi. Koray süremiz var. This time there is just 3 difference instead of 7. 7 yerine 3 farklı olacakmış. Ne demek ki o? Ben de anlamadım. Bende de aynı ekran var. Şu an bende ekran sende var mı? Bir sürü sembol var ama. Evet. E tamam. İkimizin arasındaki 3 farkı mı bulacağız? Ya da 7 fark mı? Evet bence de. Yani 7 fark yerine 3 fark var diyor. Tamam. Örümcek var mı? Örümcek başla. Kafası? Evet sol üst. Bende de sol üst. Sol üstten önce saniye başladım. Tamam. Sol üstten başladım. Sonra şey çizgi çizgi arasında kare. Sağında evet. Onun sağında şey iki yuvarlaklı bir lamba gibi lamba der gibi. Lamba. Evet. Onun sağında iki tane sağa doğru bakan ok var. Ortasında böyle bir tane. Yanlış o yok. O yanlış. Tamam. Bir tane L'nin üstüne üçgen. Dik üçgen. Doğru. Tamam. Bir alta sol aşağı indim yine. Yuvarlak içinde çizgi. Sağda da böyle tam bitmemiş bir dikdörtgen. Oh gibi. Oh yazıyor gibi. O. Oh. Aha. Nasıl ya? H değil ki bu. Kanca gibi H yerine. Tamam onun sağında kanca. Onun sağında kanca. Tamam kanca var evet. Onun sağında
Tam bir yuvarlak, bitmemiş yuvarlak çünkü bir kısımdan çizgi fırlıyor sağ yukarıya doğru, doğru. Sol altında nokta var. ID yazıyor gibi sanki. ID. Evet, doğru. Tamam. Sonsuzluk işareti ama tam kapanmamış. Evet. Sol altta tam bitmemiş bir kare, sol tarafı kalmış. Tamam, üç, doğru. İçinde üçgen, tamam. P gibi bir şey, bir gözü kapalı, bir gözü açık gibi. Yanlış. Ha, P var yani, bitmemiş bir P. Yok mu sende? P değil. Yok. Tamam. Böyle I'nın ama kolları açık. Sol aşağıya doğru iniyor. Doğru. Sanki Z gibi. Tamam. Onun sağında 3 nokta solda, yani E ters E. 3 noktalama uçları. Doğru. Tamam. Erkek ya da kadın işareti tersten gibi. Doğru. Penisli adam. Sonsuzluk işareti. Anahtar gibi bir şey. Doğru. Bir şey deniyorum. Random atacağım. Next. Yeşil yandı bende. Kırmızı yandı bende. Train'de... Aa, öldüm. Ben geçtim. Kanka ben öldüm. Emi beni duyabiliyor musun Emi? Ağlıyorsun. Telefonda? Arkadaşlar öldüm. Ben de sen al. Koray doğru salladı, ben yanlış salladım arkadaşlar. Arkadaşlar Koray doğru salladı sonucu, ben yanlış saldım. O yüzden Koray'da muhtemelen ben yaşıyorum. Evet. Ben de ben öldüm. Enayi Alp.